Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle modemimize küçük bir fan eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Pratik bir şekilde. Neden böyle bir video çekmem çektiğimin gereksinimi de şu arkadaşlar. Bir sürü ben izledim birkaç tane arkadaşı. Fanların işte kesenler var. Arkasını kesenler var. Biçenler var. Arkadaşlar buna gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü bunlar zaten içindeki maddeler ilerken gördüğünüz gibi de yeni nesil modemler geneli şu şekilde dik ayaklı olup arkasından da şu şekilde desteği olan modemler arkadaşlar. Eski tip modemlerde biliyorsunuz şöyle yere sıfır arkası veya yere sıfır şöyle duran modemlerde. Bunlar alttan evet ısınma problemi yapabiliyordu. Çünkü hava silikasyonu olmadığı için. Ama yeni modemlerde bu olay tamamen yok arkadaşlar. Gayet hava silikasyonu açık etrafı. Bu yüzden bunun arkasına herhangi bir delme kesme işlemini yapmaza gerek yok. eski tip bir modem kullanıyorsanız da ve fazla ısındığını düşünüyorsanız da onunla şu şekilde arkadaşlar. Üst ızgarasına da alt ızgarasına da ikisine de işlem yapabilirsiniz. Nasıl işlem yapabilirsiniz? Bu modemin biraz daha küçük olduğunu varsayıyorum eski tipse. Büyük bunların bir büyüklüğünden alarak küçük ayaklar sayesinde buralarına dört tane. Bunun işte vida yerlerinden vida uzun vidalar koyarak veya plastik bir malzeme koyarak Tabii ki modemin orijinalini bozmayacak şekilde şöyle üzerine sabitleyerek veya alt kısmını aynı şekilde yaparak yani bir internet kafeci gibi internet kafelerde eskiden öyle yaparlardı. Yine aynı şekilde mesela şu ebatlardaki yerlere küçük e, ayaklar koyarak bunu doğruya koyarak tekrar buradan da küçük ayaklar vererek modemimizi şöyle havada tutarak hem alttan hem üstten sirkülasyon yapabilirsiniz. Evet, gelelim bu modemle için ne yapabiliriz basit yoldan. Bu modemlerin şu ayakları çok iyi olmuş arkadaşlar çünkü e, şu şekilde koymanıza olanak sağlıyor basit bir şekilde. Öncelikle ben bu mademi kasamdan çıkardım arkadaşlar eski bir e, kasamın fanı yüzde e, yüzde full performans sağladığını tabii ki söyleyemem. E, herhangi bir ses ultu bile yapmıyor yani şu anki çalışma performansında ama e, şu mesafeden koyduğunuz zaman e, gerekli hava silikonunun sağlayıp buradaki ızgaralardan arkadaşlar içerideki iletken maddeleri iletiyor zaten. E, bu da böyle modemler için yani evde kullanılan modemler için bu gayet yeterli. Aşırı ısınması veya farklı bir şeyde modeminizi kullanmıyorsunuz tabii ki. E, bu nasıl yaptım arkadaşlar? Çok basit. Öncelikle ben bu USB'ye çevirdim. Neden USB'ye çevirdim? Çünkü benim modemde USB girişi var arkadaşlar. Hadi diyelim modemimizde USB girişi yok. Ne yapabilirsiniz? Yine çevirebilirsiniz arkadaşlar. İlla ki modem yanınızda bir üçlü vesaire bir şey vardır. Küçük bir tane şarj başlığı koyarak veya alternatif bir tane USB e, cihazı kullanarak da bunun arkasından onu çalıştırabilirsiniz ama modeminizde USB girişi varsa buna gerek yok arkadaşlar. Öncelikle ben kablosunu kestim arkadaşlar. Ondan sonra evde kullanmadığım bir tane USB kablosunu da keserek buna bağladım. Bağlama işlemi şu şekilde arkadaşlar. Ben bunu illaki videolarda vardır. Ekstra yapmayın diye direkt yaptım. Şu gördüğünüz siyah ve kırmızı kablo aynı şekilde bu kablonun içinde de var arkadaşlar. Yalnız bu kablonun içinde 4 tane kablo var. 2 tanesi veri kablosu. Farklı renkler. O 2 tane veri kablosunu kullanmanıza gerek yok. Sadece kırmızı ve siyah kırmızı ve siyah olanları birbirine bağladığınızda arkadaşlar fanınızı çalıştırmış oluyorsunuz. Diğer ikisi boşta kalıyor. Çünkü onlar veri için. Evet. E, şimdi nasıl bağlayacağız arkadaşlar? Bunun vida vesaire hiçbir şey kullanmayacağız. Cırt da kullanabilirsiniz. Elinizde varsa. Ama ben e, şunları e, kablo düzenleyicidir bunlar biliyorsunuz. Birçok kulaklıktan vesaireden çıkar. E, yarı işte e, metalimsi yarı katı bir sert plastikten olacak. Bir lastik tarzı bir şey. Sert plastikten. Daha doğrusu içinde bunun tel var. Telden. E, öncelikle modemimiz bu. Küçük temizledim ben bunu biraz keliydi. E, 12 volt arkadaşlar bu modem. E, ama dediğim gibi ilk performansı tabii ki yok e, demek ki bu göbek falan artık işlevini tamamen değil de yara olanakta kaybetmiş ama dediğim gibi e, şu şekilde de aslında bu modemi e, fanı kullanmak istedim. Eğer sıfır bir tane almış olsaydım veya daha iyisini koymuş olsaydım voltu e, watt, 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 watt veya wattı veya beymi yüksek ses yapacaktı arkadaşlar. Buna baktım gayet verdiği hava sirkülasyonu yeterli. Ses de yapmıyor. Bu benim için daha iyi çünkü ses yapması bir kirlilik arkadaşlar. Şu şekilde bir tur atıyorum. Neden atıyorum onu da çünkü. Kablo pisliği olmasın. Şöyle oluyor mu? Olmuyor. Bir tık boş bıraktığımız zaman evet fazla bir kablo açığı olmuyor ama şöyle bıraksak. Evet, bakalım evet, altta kalıyor. Evet, şöyle olsa. Evet, birazcık kablo kalıyor. Şöyle yapsak yukarıdan yine birazcık kablo kalıyor. Tam tur çevirsek olmuyor. Sıkışıyor. Evet. Şu şekilde arkadaşlar iyi. Ee, hem de kablomuzu şuradan oraya kapatmış olalım. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Boşluğu da madem tutacağını getiriyoruz. Tam eşit şekilde. Bunu birçok alternatif yolla yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde böyle bir şey yoksa şuradan iki tane kürdan koyun. Küçük lastiklerde kürdanın bir burasından bir burasına veya vidanız varsa vida aynı şekilde olabilir. Şöyle bir sıkıştırın. birkaç kere turladığınız zaman zaten alt üst alt üst bunu sabit tutmuş olursunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi cırt da olabilir. Hiç çıkarmak istemez, istemiyorsanız eğer. Evet şöyle yapalım. Evet kablo biraz fazla geldiği için tabi dengesizlik oldu bir tur kabloyu bırakacağız arkadaşlar mecburen çünkü tam şey yeri geldi bantladığım yer geldi şöyle yapalım hem de rahat dursun olmadı nasıl yaparız şöyle bir tur versek de şey yapsak evet, kafamız karıştı tabii ki şu an bir tur sıkalım şöyle kurtarabiliyor muyuz Evet maalesef aktarıyoruz. Aslında böyle de olur arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmadı ama düzgün dursun isterseniz. Biz yine bir tür şey bırakalım tabii ki. Şöyle. Şöyle. Kalsın ya o kadar da önemli değil. Evet. Çok uzatmayalım. İşiniz görürsün sizin de. Dediğim gibi şöyle şuradan. Evet. Bunu taktık. Evet modelimizin tutacak kısmına bir kere evet şimdi de bu tarafı aynı şekilde çok pardon geçirdikten sonra evet bu da eriyor mu bu arada bakmamıştım. Evet eriyor gayet de iyi. Evet iki tur. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bunu buraya sabitledim düşme vesaire yapmıyor. Bunu ben birazdan çalıştıracağım. Çalıştırdığımda siz de göreceksiniz. Gayet işe yaramış bir şey oldu. Dediğim gibi bunu orijinalini kesinlikle bozmadık. Herhangi bir delme işlemi vesaire yapmadık. Yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Çok ileri bir seviye çünkü bir şey değil. Eğer bunlar zaten o kadar ısınacak olsaydı bundan arkalarına fan koyarlardı arkadaşlar. Ama neden kullanıyoruz? Bunlar e, bazı bölgelerde işte TV ünitesinin yanında olabiliyor. Arka kısımda kalmış olabiliyor. Veya havayla sinkronasyonu az olan yerlerde olmuş olabiliyor. Tabii ki TV ünitesi yukarıdaysa, modemiz de yukarıdaysa tabii ki buna gerek yok. Ama dediğim gibi aşağılarda sıkış bıkış bir yerlerde görünmesini istemeyiz bir yerlerde koyuyorsanız. Ki ben e, koltuğumun arkasına koyuyorum. O yüzden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Böyle bir şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani hava sinkronasyonu az oldu ve ısının TV, televizyonun arkanızda, televizyonun arkasında, bir ses sisteminizin arkasında vesaire bir aralıktaysa siz de ısındığını düşünüyorsanız şöyle küçük bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok yüksek maliyetli bir şey olmasına gerek yok. 10 lira, 15 lira zaten şöyle bir şey. Diğerleri zaten bedava. Evet arkadaşlar şu an videoyu duraklatıyorum. Ee, çalıştırdığımda devam ediyor olacağım. Evet arkadaşlar şu anda bağlantımı yaptım. Ee, dediğim gibi ben koltuğumun arkasında kullandığım için ve evimdeki bütün e, her şey buna bağlı olduğu için yani e, TV vesaire uydalıcı vesaire kullanmıyorum. E, her şeyimi online olarak modem kullandığım için ve bir, bir sürü cihaz buna bağlı olduğu için e, ve çok arada bir yerde olduğu için e, böyle bir şey kullanma kararı aldım. En azından dedim bir hava seklasyonu artsın. Çünkü birkaç akşam bir internet kopması yaşamıştım. Dedim e, modemle mi alakalı acaba? O ara bir bakma fırsatım oldu. E, biraz sıcak geldi bana. Tabi onunla alakası yoktu ama ee, yani öyle bir şey başıma denk geldi. Şimdi böyle bir garantilemek istedim. Evet şu anda açıyorum arkadaşlar. Evet şu anda bakın fan dönmeye başladı. Modem ışıkları da yandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fan durumda. şu an gayet şuraya kadar falan bir hava sirkansiyonu var. Ee, buraya kadar geliyor. Araya elimi soktuğum zaman da evet gayet güzel bir hava sirkansiyonu oluştu arkadaşlar. Dediğim gibi bunu buraya yapıştırmanın, işte burayı açmanın, delmenin, kesmenin bir anlamı yok. Şu şekilde küçücük pratik bir şeyle çözmüş olduk. Dediğim gibi bu ayaklı ayaklı olan modemlerde bu daha da güzel oluyor. Normalde bu ayaksız olsaydı dik duruyor olsaydı vesaire bir aparat vesaire gerekebilirdi. Yine onu da ben delmeden biçmeden orijinaline uygun bir şekilde yapardım ama dediğim gibi bu tarz bir modeminiz varsa arkadaşlar şu şekilde gayet güzel şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ee, tek video çekmemin amacı da arkadaşlar, e, bir sürü e, videolarda izledim. Çok bilgi kirliliği arkadaşlar. Delenler var, buralara vida atanlar var, buraları kesenler var. Hatta adam profesyonel bir iş yapmıyordu. Ocakta ısıtıp da deliyor, deliyor, koparıyor bunu. Ya öyle şey olur mu arkadaşlar? Yani bunu üreten firma böyle bir şey gereksinim olsaydı zaten koyardı yani. Dediğim gibi bu alternatif bir şey oldu. Bunu hafif ılıman tutması için, yani sıcaklığını biraz yok etmesi için. Onu da neden kullandım? Dediğim gibi bütün yüküm bunda benim. Ee, sadece internet değil. Ben bunu e, artık vesaire de bağlamıştım. O yüzden yükü çoktu. Evde. Televizyonu televizyonum vesaire, laptopum, diğer masaüstü bilgisayarlarım vesaire. Cep telefonları tabii ki her zaman modemde. Dediğim gibi yükü biraz fazla olduğu için ben biraz daha serin çalışmasını istediğimden böyle bir şey yaptım. Ee, gayet de güzel oldu arkadaşlar. Güzel de durdu. Herhangi bir kirlilik de yaratmadı. Evet. Koltuğumu da çektiğim zaman zaten e, şurası direkt e, buraya denk geliyor. Herhangi bir yerine değme falan da yapmıyor. Sağlam da oldu bu arada. Herhangi bir düşmesi vesairesi yok. Şuralardan iyi sıkıştırdım çünkü. Evet arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, abone olsanız da çok sevinirim. İyi günler.